Suna Keskin, o doğduğunda takvimler 30 Ağustos 1940'ı gösteriyordu. Çanakkale Biga'da dünyaya gelen Suna, babasının işi sebebiyle her sene başka bir şehre taşınmak zorunda kalıyordu. İlkokulun her sınıfını başka bir yerde okudu. Babası Bolulu, annesi ise Düzceliydi aslen. Suna'nın tiyatroya olan ilgisi ise daha 5 yaşında küçük bir çocukken başladı. Ailesi sanata ilgi duyan, tiyatroya ve sinemaya gitmeyi çok seven insanlardı. Anne ve babası bir gün Suna'yı da yanlarına alıp 29 Ekim'de Halk Evi'nde sahnelenen bir oyuna gittiler. Pinokyo adlı çocuk oyununu izlediler. Perdeler açıldıktan sonra Suna'nın içini bir heyecan kapladı. O çocuk haliyle ben neden sahnede değilim, neden oradaki peri kızı değilim diye soruyordu. İçten içe kıskanmıştı. Daha okula bile başlamamış olan Suna, yıllar sonra o peri kızı rolünü oynayacağından habersiz izledi oyunu. İçinde tuttuğu hayalleriyle kendine başka yollar çizmişti. İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nde grafik bölümünde okuyordu. Ama amatör olarak tiyatro yapıyordu. Okuldaki tiyatro kolu faaliyetlerine katıldı ve Erol Keskin, Yılmaz Guruda gibi önemli tiyatroculardan dersler aldı. Yıl sonu oyununda sahneye çıkacaktı ama kısmet olmadı. Çünkü ailesi istemiyordu oyuncu olmasını. Tüm provalarına katıldığı oyunda rol alamadı. Eğitimiyle ilgili Anadolu Ajansı'na verdiği röportajda şunları söylemişti usta sanatçı. Ben önce resim bölümünde Nurullah Berk'in öğrencisiydim. Sonra grafik sanatlara ayrıldım. Oradan da mezun oldum. Şimdiki Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi biliyorsunuz Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'ydi. O zamanlar akademide tiyatro yoktu. Ayrıca bir tiyatro kolu vardı. Hevesli ve tiyatroya meraklı arkadaşlarla bir grup kurulmuştu. Orada çalışmalar yapıyorduk. Yılmaz Guruda ve Erol Keskin oyun sahneye koymak için geliyorlardı. Öylece amatör olarak başladım ama orada hiç oynayamadım. Bu arada tiyatrocu Erol Keskin'le nikah masasına oturdu. Bu evlilik sonrası Haldun Dormen'den şaşırtıcı bir teklif aldı. Dormen de biliyordu Suna'nın içindeki bu tiyatro aşkını. Suna, eşi Erol'un turnesi sebebiyle onlarla birlikteydi. Bir arkadaşlarının evinde Haldun Dormen Suna'ya "Önümüzdeki yıl iki oyun sahneye koyacağız. Bizimle çalışır mısın?" diye sordu. Çok sayıda önemli tiyatrocuyla birlikte çalışma fırsatı olacaktı. Ayakları yerden kesildi adeta. Profesyonel oyunculuk kariyeri böylece başlamış oldu. İlk kez Montserrat oyununda rol aldı. Aynı sezon Şahane Züğürtler içinde sahneye çıktı. Uzun yıllar Dormen Tiyatrosu'nda çalışmaya devam etti. Eşi Erol Keskin'le aynı işi yapıyor olmaları zaman zaman zorluk yaşamalarına sebep oldu. Ayrı ayrı oyunlarda oynadıkları, farklı yerlere turnelere gittikleri zamanlar kolay olmuyordu. 60 yıl süren bu evlilikte tabii hiç sorun yaşanmadı değil ama onlar birbirlerine duydukları sevgi ve saygıyı hiç kaybetmediler. Erol Bey ayrıntılara dikkat eden, mükemmeliyetçi bir insandı. Öyle ki kitaplarına dokunulmasını, odasının temizlenmesini istemezdi. Suna Keskin'in söylediğine göre biraz hırçın, otoriter, ısrarcı ve inatçı bir mizacı vardı. Ama bir o kadar da rengarenk bir adam ve çok iyi bir oyuncuydu. Suna Keskin bu ilişkideki ılımlı taraftı. Ayrıca Suna'nın Erol'a inanılmaz bir hayranlığı vardı. Onu sahnede izlemeye doyamıyordu. Erol Suna çiftinin çocukları olmadı. Anadolu Ajansı'na verdiği röportajda bu konuyla ilgili şunları söylemişti usta sanatçı. "Çocuk yok ama yeğenlerim var. Ben onları kendi çocuğum gibi düşünüyorum. Erkek kardeşimin, o da rahmetli oldu. Onun oğlu ve kız kardeşimin çocukları ve torunları sanki benim çocuklarım gibi hissediyorum. Eksikliğini zaman zaman hissettim. Zaman zaman olsa mıydı dedim. Ama biz galiba birbirimizin hayatını iyi doldurduk. Düşündüğüm halde işte bugün şu iş var, o gün o film var, bugün bu oyun çıktı diye akıp gitti zaman. Erol da sen ne istiyorsan öyle olur diye düşündü. Yıllar geçti, seneler sonra da zaten çocuk yapmak mümkün olmadı. Şimdi keşke çocuğum olsaydı diyorum." Suna en çok son 10 yılda hissetmişti evliliği. Eşinin hastalığı sebebiyle hep onun yanındaydı çünkü. Erol Keskin 2021 yılının Mayıs ayında hayatını kaybetti. Hülya Koçyiğit'in Film Gibi Hayatlar programına konuk olan Suna Keskin, eşi Erol Keskin'i şöyle anlatmıştı. "Benim konservatuarım Erol Keskin'dir.
Ondan çok şey öğrendim, tiyatroya ve hayata dair. Gerçekten keşke diyorum, bütün anlattıklarını alsaymışım teybe ya da banta. Maalesef koşturmaktan ve çalışmaktan yapamadım. Dormen Tiyatrosu'nda olduğu dönemlerde bir yandan Genar Tiyatrosu'nda da çalışıyordu Suna. Bir oyunda matine oynar, öbür oyuna suareye giderdi. Elinde çanta, koşturur, iki farklı karaktere bürünürdü. Çok zor şartlarda çalıştıkları da oldu. Hele turne şartları çok kötüydü. Doğru dürüst bir otel bile yoktu. Kulisi tuvaleti olmayan nice salonda oynadılar oyunlarını. Ama hem gençtiler hem de bu işe tutkuyla bağlıydılar. Dormen Tiyatrosu'nda 1963 yılında profesyonel oyunculuğa adım atan Keskin, Dormen Tiyatrosu kapanınca Gülriz Sururi Engin Cezar Tiyatrosu'ndan gelen teklifi kabul etti. Tiyatro ve sinema hayatı boyunca Hadi Çaman, Erol Günaydın, Fikret Hakan, Erol Taş, Gülriz Sururi, Engin Cezar, Münir Özkul, Hulusi Kentmen, Tarık Akan, Halit Refik ve Atıf Yılmaz gibi birçok usta isimle çalışma fırsatı buldu. Genar Tiyatrosu'nda da uzun süre sahneye çıktı. Bu tiyatroyu Erol Keskin, Erol Günaydın ve Hadi Çaman'la birlikte kurduğunu sananlar vardı. Anadolu Ajansı'na verdiği röportajda bu durumu şöyle izah etmişti usta sanatçı. Şimdi orada hep bir yanlışlık var. Genar Tiyatrosu diye bir tiyatro vardı zaten. Hakikaten çok öncü, güzel oyunlar oynanıyordu. Ben oraya Nazım Hikmet'in Yolcu oyunuyla girdim. Erol orada oyun sahneye koydu. Ortak olanlar ben, Cahit Irgat, Tuncel Kurtiz ve Erol Günaydın. Dördümüzdük. Hep Hadi Çaman da deniyor arşivlerde. Bu büyük bir yanlış. Hadi orada çalıştı ama ortak olarak değil, oyuncu olarak. Biz de sadece bir sezon ortak olduk. Öncesinde ve sonrasında oyuncu olarak oradaydık. Sanat yaşamı boyunca Yolcu, Çorbamdaki Kız, Hisse-i Şaiya, Tıpkı Sen Tıpkı Ben, Son Perde, Aşkın Yaşı Yoktur, Sinek Kadar Kocam Olsun Başımda Bulunsun, Annemin Şoförü, Seninle Başım Dertte ve Ahududu gibi sayısız oyun için sahneye çıktı. Enis Fosforoğlu Tiyatrosu'nda 15 yıl kadar çalışan Keskin, 2000'den 2008'e kadar yani Hadi Çaman ölene kadar Yeditepe oyuncularında sanat yaşamına devam etti. Ve son olarak 2008 senesinde Nedim Saban tarafından kurulan Tiyatro Kare'de çalışmaya başladı. Uzun süre burada çeşitli oyunlarda rol aldı. Karardan Erkut Tezer diye verdiği röportajda tiyatroyu bırakmak istediğine dair şunları söylemişti. Aslında tiyatroyu bırakmak istiyorum çünkü çok yoruldum. Provalar çok strese sokuyor ama her defasında da oyun çıktıktan sonra hadi devam edeyim diyorum. Her yeni oyun bir heyecan. Sahneye adımımı attıktan sonra bundan sonra daha da devam edebilirim diye düşünüyorum. Bu nedenle tiyatrodan vazgeçemiyorum. Tiyatro kariyerinin yanı sıra film ve dizilerde de çokça izledik usta sanatçıyı. 1965 senesinde Güzel Bir Gün için ve Kahreden Darbe filmlerinde oynayarak sinemaya başladı. Sonrasında Ölüm Tarlası, Kozanoğlu, Dertli Gönlüm, Köye Dönen Yosma, Paralı Askerler, Geldi Sevdi Vurdu, Büyük Bela, Tatlı Dillim, Üç Sevgili ve Babaların Günahı gibi filmlerde rol aldı. Ama en çok hafızalara kazınan rolü 1975 yılında kitabın aslına uyularak çekilen Aşk-ı Memnu adlı dizideki Peyker karakteriydi. O dönemlerde sinemada da yetişkin filmi furyası vardı. 1975'ten 1984'e kadar yalnızca Bir Ceza Avukatının Anıları adlı televizyon filminde oynadı. Zaten o sinemaya, tiyatroya olduğu kadar bağlı değildi. Sahnede olmayı, seyircinin alkışlarını duymayı daha çok seviyordu. Ama kameradan da tamamen kopmadı. 1984'ten sonra Parkta Bir Sonbahar Günüydü, Perihan Abla, Elif Ana Ayşe Kız, Güzel Bir Gün İçin, Ruhsar, Sıdıka, Kızım Osman, Uzaydan Adam Çıkmaz gibi dizilerde oynadı. 2000'li yıllarda da aralıksız olarak çalışmalarına devam eden usta oyuncu Avrupa Yakası, Üç Kadın, İki Arada Aşk, Doktorlar, OKS Anneleri, Yalancı Romantik, Canım Babam ve Yok Artık gibi yapımlar için kamera karşısına geçti. 50 yıldan fazladır sahnelerde olan sanatçı, kendisinin hala öğrenci olduğunu her fırsatta dile getiriyor. Karara verdiği röportajda bu konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı.
Gençlerden çok şey öğreniyorum. Herkes bana hocam diyor. Öyle bir durumda bana hocam demeyin diyorum. Çünkü ben hala öğreniyorum. Tiyatro böyle bir meslek. Oldum, bittim, son seviyeye ulaştım diyemezsiniz. Sanat yaşamınız boyunca öğrenmeye devam edersiniz. Ayrıca seyrederek de çok şey öğrenirsiniz. Ben herkesi izlemeye gayret ederim. Biz de usta sanatçıya hayatının geri kalanında sağlık ve mutluluk diliyoruz.